Selamlar arkadaşlar, bugün Belgrad'dayım. Sırbistan Belgrad'da yine Esu tayfayla geziyorum. En önemli caddesinde, merkez caddesinde, Taksim'e benzeyen çok merkezi bir caddesi var. Ve canlı bowling duba gösterileri, canlı müzik tarzı sokak müzisyenleri var çoğu yerde. Örneğin biraz önce şu arkamda sağda gördüğünüz ekip Çabella'yı da çaldı ve Vastas'ın Astronom'u da çaldı. Beraber dinleyebiliriz yani 10 dakika falan. Efsane, bir tane violist, bir tane kemanist, bir tane de gitarist. Aynen, çok harika. Thank you very much. Şu an Hit the Dance Floor, Sia'dan Hit the Dance Floor çalıyorlar arkadaşlar. I love you trees arkadaşlar. Evet. Özellikle Sırbistan milliyetçi duyguları çok baskın bir millet. Kalesi çok meşhur ve kalesinde Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği bir noktada manzara olarak göründüğü için kalesinde mükemmel bir gün batım manzarası oluyor. Sırp insanları daha çok esmer, bizim gibi, bize benzer. Biraz erkekler uzun boylu, kemikli, burunları uzun oluyor. Genelde uzun boylu, ince, fit ve kemikli oluyor. Aynı şekilde. Genellikle yine Avrupa tarzında heykeller görüyoruz. Özellikle bağımsızlığını 2006 yılında kazanmış Sırbistan. Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanmasına rağmen önemli komutanların heykellerini hem kalede hem de meydanda gezerken görebiliyoruz. Sağ arkamda dansçılar var. Gerçekten sanat etkinlikleri yapıyorlar, dans yapıyorlar. Yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yandan darbuka, bir yandan gitar keman. Derken. Özellikle şehre girdiğinizde bayağı bir Sırbistan bayrağı sizi karşılıyor. En altı beyaz, üstü mavi, en üstü kırmızı bir bayrakları var. Genel olarak kurtuluşa, bağımsızlığa özellikle çok aşırı önem veren bir millet. Milliyetçi duyguları çok yüksek düzeyde yaşayabilen bir millet ve diğer mesela Yunanistan gibi ayrı takılmıyorlar. Genellikle grup grup takılan ve beraber birlikte olabilen bir millet. Ve çarşı tarzları da biraz geniş, yani Taksim tarzından biri. Ve tabii ki de Sırbistan demişken son olarak Novak Djokovic'te demeden geçmemek lazım arkadaşlar. Kaleye girerken bile sağ tarafta bir tane tenis kortu vardı. Sol tarafta da yine savaş zamanlarından kalma tank ve füze atarları görebiliriz. Да, каже, и оттуда.
Özellikle bir basketbol etkinliği de vardı. Herkes toplanmıştı. Basket yarışması tarzında bir basketbol etkinliği vardı. Genel olarak ben Türkiye'ye biraz çok benzerlikleri olduğunu düşünüyorum. Tarihe önem veren, genellikle grup olabilen, yine kendine has özellikleri olan çok şık bir yine ülke, şehir, millet diyebiliriz. Dinleyen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar.